Evet, Samiha Ayverdi'nin eserlerinde Mazi adlı doktora tezimizi tezimize başlamadan önce bir kaynak araştırması yaptık. Bu konu çalışılmış mı, çalışılmamış mı diye. İncelediğimiz yüksek lisans tezlerinde ve bir tane de doktora tezi var. Banu Çiçek Kırzıoğlu tarafından yapılan. Daha çok romanlarının çalışıldığını tespit ettik. Ve tasavvuf gibi konular çalışılmış, mekan çalışılmış. Fakat Samiha Ayverdi'nin eserleri yani daha çok külliyat halinde değil de işte mesela 9 romanı çalışılmış mesela. Biraz yüksek lisans tezleri var. Yine doktora tezinde de yine Banu Çiçek Kırzıoğlu'nun hazırladığı doktora tezinde de sadece romanları çalışmış. Halbuki kendisinin işte Kubbe Altı yayınlarından çıkan 45 tane eseri var. Ve bunların 1/4'ü roman, işte hikaye ise 1/4'ünden fazla, hatta daha da fazla bir kısım fikri eserlerinden oluşuyor. Fikri eserlerinin o kadar da fazla çalışılmadığını gördük. Fakat Sami Ayverdi fikre önem veren bir yazar. Yani bir Müslüman Türk aydını var karşımızda ve fikre çok önem veriyor. Bu sebeple burada önemli bir boşluk gördük. Bir de zaman, yani Sami Ayverdi'nin eserlerinde mazi, zaman algısı da gene Ayverdi'nin önem verdiği bir husus. Kendi hayatında da zamana çok önem veriyor. Zamanı iyi planlayan bir yazar. Mesela birisiyle diyelim bir saat görüştüğü zaman ona o kadar müddet ayırıyorsa daha sonra başka bir işine geçiyor. Ve böyle müthiş bir zaman kontrolü var ki bir ömre bu kadar çok eser, işte bu külliyatını sığdırabilmiş. Bir de tezimizde külliyat halinde tüm eserlerini okuyup tespitler, değerlendirmeler yaptık. Bu da önemli. Şimdi öncelikle eserlerini iki kısma ayırdık. Bunlardan birisi kurmaca eserleri, diğeri de fikri eserleri dedik. Kurmaca eserlerini bir konu bakımından tasnif ettik. Bir, romanlarında mazi algısının temelleri, iki, yaşayış tarzı, üç, aile hayatı, dört, siyasi şartlar ve içtimai meseleler, beş, mekan, altı, güzel sanatlar ve edebiyat gibi konular olmak üzere altı başlıkta bunları topladık. Fikri eserlerinde ise şöyle bir tasnif ortaya çıktı. Bir, düşünsel eserlerinde mazi algısının temelleri. Bu kısımda işte mazi ile ilgili, hatta biraz daha genişletirsek geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili sözlerini, daha çok teorik sözlerini bu kısma dahil ettik. İki, İstanbul medeniyeti. Üç, tarihi siyasi şartlar ve içtimai meseleler. 4. Din, felsefe ve ahlak kısmı. 5. Sosyal hayat. 6. Mekan. 7. Güzel sanatlar ve edebiyat. Ve 8. ki kendisinin de aslında en çok önem verdiği eğitim ve öğretim meseleleri. Olmak üzere 8 maddede bunları topladık. Şimdi bu tespitler bizim için niçin önemli? Bu tespitler 20. yüzyılda yaşamış bir Müslüman Türk aydınının mazi, bugün ve gelecek bağlamında hangi meseleleri gündeme getirdiği, mazide beğendiği, beğenmediği unsurların, savunduğu, savunmadığı değerlerin neler olduğu, eserlerinde mazi ile ilgili unsurlara nasıl ve niçin yer verdiği gibi soruları da cevaplar nitelikte. Tabii bu sadece Sami Ayverdi'de yok. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk kültür ve edebiyatında da mazi problemi aslında aydınlarımızı epeyce meşgul etmiş. Erol Güngör gibi, Cemil Meriç gibi, Nurettin Topçu gibi aydınların zihinlerini de epeyce meşgul etmiş bir konu mazi problemi. Öncelikle ilk kısımda, giriş kısmında Sami Ayverdi'nin hayatına, eserlerine ve sanatçılığına genel bir bakış isimli bir bölüm açtık. Burada onun hayatı, eserleri ve sanatçılığıyla ilgili değerlendirmeleri yer alıyor. Hemen girişin ikinci kısmında da
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk kültür ve edebiyatında mazi problemine genel bir bakış kısmı var. Burada da işte biraz önce de adını saydığım aydınlarımızın mazi ile ilgili değerlendirmelerini buraya dahil ettik. Ve bahsettiğim, tasnif ettiğim bölümleri buraya dahil ettik. Tabii özellikle bildiğiniz gibi Yahya Kemal'de de çok geçer. Yahya Kemal'in de yaşadığı her hadise onun geçmişle bir bağlantı kurmasını sağlıyor. Yahya Kemal'de mazi, hal ve ati arasında bir bütünlük görüyor. Geçmişi günle bütünleyip yarınlar için hazırlamaya çalışıyor. Yine Tanpınar'da da bu var. Geçmiş ve şimdi sürekli bir arada. Abdülakşinasi Hisar için yine Boğaziçi bir mazi cenneti. Tabii bu geçiş devrinde Türk kültür ve edebiyatında mazi problemi Türk halkını bir arada ve ayakta tutan kıymet sistemleri ve ölçülerinin korunması amacıyla tartışılan bir mesele. Cemil Meriç'in ifadesiyle mazi bütünüyle tahrip edilmek istenmiş. Kaybedilen sistemler ve ölçülerin bir bir çökmesi ve yerlerine yenilerinin gelmemesi aslında aydınlara kaygı veren bir durum. Bu duruma verilen diğer bir tepki ise vurdum duymazlık. Yani o dönemde, o geçiş devrinde işte reddi mirasa, kayıtsızlığa, cehalete, vurdum duymazlığa bir tepki oluşuyor aydınlarımızda. Yine Topçu'ya göre ahlakta yıkılış tarihimizi inkarla başlıyor. Yani şimdi mazi derken aslında Sami Ayverdi'nin eserlerinde bir tarih şuurunu da tespit ettik. Çünkü cemiyeti ikaz ediyor aynı zamanda. Tarih şuurunun bu denli önemsenmesinin bir sebebi de bugünü ve geleceği teminat alma çabalarından kaynaklanıyor. Ve iyi bir gelecek inşasında tarihin doğrularından ve yanlışlardan ders almak bu amaca önemli derecede hizmet ediyor. İkinci Meşrutiyet, Trablusgar, Balkan ve Birinci Dünya Harpleri, Milli Mücadele, Mütareke, Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, İkinci Dünya Savaşı gibi hadiseleri çok yönlü bir bakış açısıyla idrak eden Ayverdi, geçmişi, bugünü ve geleceği bir arada düşünen bir dava insanıdır. Yaptıklarından ve yazdıklarından bunu kolayca anlayabiliriz. Tanzimat sonrası Türk edebiyatına zemin hazırlayan en önemli mesele Osmanlı Türk toplumunun İslam kültür ve medeniyeti dairesinden Batı kültür ve medeniyeti dairesine geçmesidir. Sami Ayverdi bir Müslüman Türk aydını olarak Osmanlı Türk toplumunun tarihinde görülen bu büyük kırılmanın yaşandığı bir geçiş, inkılap veya medeniyet değiştirme devrinin sancılarını derinden yaşayan bir yazardır. Yani burada da aslında Tanzimat'ın yanlış, yani batılaşmanın yanlış anlaşıldığını düşünüyor ve buna bir tenkit getiriyor ve şu soruları soruyor. Ayverdi kalemini halkı ve gaflete düşen aydınları uyandırmak için kullanıyor. Neydik, ne olduk ve ne hakla sorularının cevabını gayet net bir şekilde kaleme alırken Türk toplumunu ikaz ediyor ve zihinlerde bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Tarihi, milli ve manevi hamleyi gerçekleştirme gayesiyle bir yeniden doğuşun umudunu yüreğinde taşıyor. Ve Ayverdi'ye göre de toplumun genelinde tarih bilincinin kaybedilmesi çok önemli bir sorun. Tarih üzerinden yoğun hatırlatmalarla söz konusu bilinci yeniden canlandırmaya çalışıyor. Ayverdi de aslında körü körüne maziye bağlanış fikri yok. O mazideki tecrübelerden istifade edilmesini istiyor ve bu bağlamda zihinlerde bir tarih şuuru oluşturmaya çalışıyor. Bu önemli. Şimdi roman, hikaye ve mensur şiirlerinde işlediği konular, yani mazi ile ilgili olarak maziden kaçış temayülü, mazi özlemi, zamanın ve dünyanın geçiciliği, zamanın sürekliliği,
ve insanoğlunun hayattan ders almaması şeklinde başlıklara ayrılabilir. Ayverdi'nin romanlarında bilgili ve tahsilli roman kişilerinin bir kısmı işlerinde büyük bir boşluk şey, olarak... Pardon, bir şey sorabilir miyim? Maziden kaçışta mı buldunuz? Yani maziden kaçış derken... Maziden kaçışta da mesela daha çok İstanbul'un, mesela İstanbul'daki gösterişli bir hayattan kaçış var. Mesela alafranga yaşayıştan kaçış var ve kendi kendini sorgulama süreci var. Ateş ağacında. Yani... Evet, Cemil'de var. Yine Batmayan Gün romanındaki Aliye'nin mesela dedesinin yazılarıyla maneviyatını hatta şahsiyetini şekillendiriyor. Mesela Batmayan Gün romanındaki Aliye annesiyle babasıyla pek iyi anlaşamıyor. Çünkü anne baba çocuğuna ruhi yönden bir istikamet veremiyorlar. Fakat dedesinin yazılarıyla karşılaşıyor, hatıra defterleriyle karşılaştığı zaman onun oradaki öğütleriyle, yazılarıyla kendi şahsiyetini, hayatını şekillendiriyor. Bu yolla mazi ve hal arasında bir irtibat kuruluyor. Evet, fikri eserlerinde daha fazla işliyor dedik, mazi, bugün ve gelecek bağlamında. Şimdi mazi derken Sami Ayverdi'nin hocası Kenan Rifai'de de aslında bir tarih şuuru söz konusu. Ayverdi tarihi meselelerle ilgilendiği kadar güncel meseleleri de yakından takip eden bir yazar aslında. Mesela ben bir makalemde geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında Sami Ayverdi'yi anlamak dedim. Aslında geçmiş, bugün ve gelecek hep bir arada Ayverdi'de. Tarihi meseleler kadar güncel meseleleri de ilgileniyor. Hocası Kenan Rifai kendisine gazete okuyor musun diye sorar. Ayverdi o günden itibaren hiç aksatmadan gazeteleri takip eder. Hocası Kenan Rifai de günlük hadiseleri takip eder ve dünyada, Türkiye'de olup bitenlerden haberdar olur. Tarihi, siyasi ve içtimai hadiseleri isabetli bir şekilde tahlil ederdi. Evet, şimdi mesela Osmanlı İmparatorluğu'nu araştırması da yine çok önemli. Şimdi burada da tarihteki doğrulardan ve yanlışlardan hareket ediyor. Ve ona göre şöyle, tabii ki şerefli bir maziyle gurur duyulacaktır ama kesinlikle mazinin gururu ile hatalar görmezden gelinemez. Mesela düşmanı küçümsemek de büyük bir hatadır diyor. Yine aslında mazi şuuru hep aynı kaynaktan besleniyor. Yani İslam tefekküründen de besleniyor. Ayverdi din, felsefe ve ahlakla ilgili fikirlerinde de mesela Ayverdi İslamiyet'in hayata dönük aktif bir din olduğunu vurguluyor. Bu anlayışa göre duraklamak demek, gerilemek, hatta çöküş demektir. Hazreti Peygamber en kesin bir hükümle zamana göre değişiniz diye ümmetini daha o zamandan uyararak teceddüde, yani yenilenmeye teşvik ediyor. Yani sadece mazide takılıp kalmak değil, yani zamana göre, zamanın şartlarına göre değişmek de Ayverdi'nin düşünce dünyasında yer alıyor. Şimdi hem sonuç kısmına gelelim, hem de aslında sonuç kısmında da metnin gelişme kısmındaki değerlendirmeler geçecek. Sami Ayverdi'nin eserlerinde maziye ait bilgiler ve yorumlar geniş bir yer tutar. Ayverdi'nin eserleri yüzeysel bir şekilde okunursa, yazarın sadece geçmiş zamanda takılıp kalan bir tahassüs, yani bir hisleniş içinde olduğu anlaşılır.
Oysa ki çok dikkatli bir şekilde ve külliyat halindeki okumalar neticesinde Ayverdi'nin maziye olan ilgisinin sadece bir nostalji alakasından veya geçmişe özlemden ibaret olmadığı anlaşılır. Ayverdi'nin maziye yönelmesi sadece şimdiden ve gelecekten ümit kesme ve çaresizlik ile geçmiş zaman hatıralarına bir kaçış değildir. Ayverdi'nin geçmiş ile gelecek arasına kurulacak köprüyü inşa etmenin memleketime en büyük hizmet olduğunun şuuru ile yaşamaya ve yazmaya çalıştığım ifadesi bu bağlamda çok önemlidir. Yani geçmiş ile gelecek arasına kurulacak köprüyü inşa etmenin memleketime en büyük hizmet olduğunun şuuru ile yaşamaya ve yazmaya çalıştım. Ayverdi'nin eserleri bu bakımdan incelendiğinde yazarın geçmiş, şimdi ve gelecek üçlüsünü birlikte düşündüğü anlaşılır. Yazarın mazi algısı sadece mazi tahassüsleriyle eser veren yazar ve fikir adamlarından çok farklıdır. Onun geçmişe olan ilkisi şimdiyi ve geleceği kurtarmak, yeniden inşa etmek içindir. Din, kültür, dil, ahlak, tarih, eğitim, aile, yaşayış tarzı, güzel sanatlar gibi bugünün meseleleriyle yakından ilgilidir. Bu gibi konularda meydana gelen bozukluklara çözümler üretir. Ayverdi, İstanbul medeniyetinin bütün unsurlarıyla dökümünü yaparken aslında bir aksiyon problemi, kaybedilenlere sahip çıkma duyarlılığı, cehalete, kayıtsızlığa, gaflete, reddi mirasa, bozulmaya bir itirazı, mazinin tecrübelerinden istifade ederek bir yeniden inşaya davet problemi vardır. Ayverdi'nin dediği gibi geçmişi yeniden yaşamaya çalışmak bir ölüden hayat beklemek gibidir. Onun asıl yapmak istediği mazinin bilgisinden, tecrübelerinden, doğrularından, yanlışlarından ders çıkarmak, faydalanmak, asırlarca tecrübe edilmiş bir değerler sistemini öğretmek, insanı geliştirmek ve bu bağlamda cemiyette bir vicdan, bir tarih şuuru oluşturmaya çalışmaktır. Evet, bir dava insanı olduğu için yaptıklarından, yazdıklarından bunu anlayabiliyoruz. Yani yazdığı şeyi hayatına da aksettirmiştir. İnsanlık adına daha iyi bir gelecek istediği için geçmişe yönelir. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinin geçmişte atıldığını düşünür. Ona göre geçmişte yaptıklarımız bugünü şekillendirir. Bugün yaptıklarımız ise geleceğimizi oluşturacaktır. Bu bakımdan Sami Ayverdi'nin eserlerinde mazi adlı çalışmamızda mazi ile ilgili bilgilerin ve değerlendirmelerin Sami Ayverdi'nin şahsiyetini ve düşünce dünyasını şekillendiren önemli bir unsur olduğunu tespit ettik. Bu tespitler 20. yüzyılda yaşamış bir Müslüman Türk aydınının mazi, bugün ve gelecek bağlamında hangi meseleleri gündeme getirdiği, mazide beğendiği beğenmediği unsurların, savunduğu savunmadığı değerlerin neler olduğu, eserlerinde mazi ile ilgili unsurlara nasıl ve niçin yer verdiği gibi sorulara da cevaplar niteliktedir. Ayverdi'nin başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Türk-İslam tarihine ve İslam dininin temel kaynaklarına dayanan fikirleri ve hocası Kenan Rifai'nin öğretileri onun mazi algısının ve edebi şahsiyetinin şekillenmesinde de etkin bir rol oynamıştır. Yazarın fikirlerinin temelinde Allah aşkı, Kur'an-ı Kerim aşkı, peygamber aşkı, din aşkı, vatan aşkı, millet aşkı mevcuttur. Hep yani kaynak buradan geliyor. Ayverdi bu kıymetlere olan hürmeti ve vefası sayesinde tüm ömrünü bu milli ve manevi değerlerin korunmasına vakfetmiştir. Türk-İslam medeniyetinin bir dış medeniyeti olduğu kadar bir iç, yani bir ruh medeniyeti haline gelmesi ona tarihte eşsiz bir mevki kazanmıştır. İslam'ın da hem maddi hem manevi yönü vardır. Ayverdi, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ve muvaffakiyetlerini değerlendirirken onun hem dünyevi hem uhrevi, maddi ve manevi olmak üzere iki yönünü anlatır. Mesela tasavvufi yönünü anlatıyor. Fatih'in sahip olduğu dini ve müsbet bilgilere, tasavvuf terbiyesine dikkati çekiyor. Yani burada evet, Fatih'in, özellikle Kanuni'nin, Fatih'in ve 2. Abdülhamit'in Ayverdi'de çok önemli bir yeri var gerçekten. Özellikle tarihi eserlerinde ona çok geniş bir yer ayırmış. Yani onun tasavvuf terbiyesine dikkat çekiyor. Yani Fatih'in her ne kadar çok büyük bir hükümdar olmasına rağmen kendisi,
kesinlikle böbürlenmemesini takdir ediyor ve kendisini bir kul parçası olarak görmesini ve kendisini insanlığın hizmetine vakfetmesini gerçekten yüceltiyor her fırsatta. Mesela Avni, bildiğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasıyla şiirler yazıyor. Burada yani mesela Kahramani mahlasını da tercih edebilirdi ama Avni mahlasını tercih ediyor. Gene buna Ayverdi dikkatlerimizi çekiyor. Yani Avni yardıma ait, kendini bir küçük yardımcı, yardıma ait bir kimse olarak telakki edişi, ondaki bu tasavvuf terbiyesine gerçekten Ayverdi hayran kalmıştır. Ve dediğim gibi dünyevi, uhrevi, maddi, manevi olmak üzere iki yönünü anlatıyor. Yine Müslümanlığın da öyle, aynı şekilde. Müslüman insanın her zaman çalışması, hayat için mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Yazarın Ayverdi'nin verdiği misallerden anlaşılacağı üzere memleketin için faydalı olacağına inandığı çözüm yolu madde ile mana arasında bir denge kurmaktır. İslamiyet'in hayata dönük aktif bir din olduğunu vurgular. Hz. Peygamber en kesin bir hükümle zamana göre değişiniz diye ümmetini daha o zamandan uyarmıştır ve yenilenmeye teşvik etmiştir. Ayverdi'nin hocası Kenan Rifai için de muhasebesi görülerek geçirilmiş bir hayatın tecrübelerinden yani mazinin bereketlerinden istifade ederek ilerleyebilmek önemlidir. Buna göre duraklamanın neticesi ya bir geri adım veya büsbütün yıkılıştır. Ayverdi de geçmişin malzemesinden yararlanır fakat değişen zaman şartlarını göz ardı etmez. Evet, Ayverdi de ezelde verilen söze milli manevi değerlere hürmet, vefa ve sadakat esastır dedik. Bu bağlamda Ayverdi'nin ezel denen bir mazimiz var ki ne getirdikse biz oradan getirdik sözü bu bağlamda çok manidar. Hazreti Ali'nin ben geleceğimden değil geçmişimden korkarım demesi her şeyin ezelde planlandığını, o alemde kör olanın bu alemde de kör olduğunu, her şeyin bu dünyada sadece hatırlandığını anlatmaktadır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunu bu alemde hatırlamak, ezelde Allah'tan geldiğimizi ve gene ona varacağımıza halktaki hakkı görerek şahit olmaktır. Sami Ayverdi'nin hayatı ve aile çevresinin çalışmaları incelendiğinde hep bir mazi mirasına sahip çıkma şuuru göze çarpar. Ayverdi yazdığını ruhunda, mekanında, fikrinde, hayatında yaşayan, yaşadığını da yazan bir yazardır. Yaşamadığı, inanmadığı hiçbir şeyi de yazmamıştır. Bu hususu eserlerinde incelediğimiz tutarlı ifadelerden ve misallerden de anlayabiliriz. Gerçekten ya yani edebiyatımızda olsun, dünya edebiyatında olsun bazı yazarların eserleri incelenirken veya işte makaleleri, denemeleri incelenirken böyle tutarsız ifadelerle karşılaşılır. Hatta mesela dünya edebiyatında yazarlarda çok bohem bir hayat vardır. Ama Ayverdi'de böyle bir bohem bir hayat yok. Tam anlamıyla disiplinli, şuurlu, ne yaptığını bilen bir aydın var karşımızda. Gerçekçi. Evet efendim, hayatımız. Tam anlamıyla gerçekçi. Onun için fikri çok önemli yani yapmadığı diyor. Yapmadığı bir şeyi başkasına tavsiye ediyor. Kendi yapıyor. Evet. Güzel yapmışsınız. Evet. Teşekkür ederim efendim. Evet, yine Sami Ayverdi'nin teşvikleriyle İlhan Ayverdi tarafından hazırlanan Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbe Altı yayınlarından çıkan, Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından hazırlanan Osmanlı Mimarisi Tarihi, milli ve manevi değerlerimizi muhafaza eden mühim çalışmalardır. Bu hizmetler aynı zamanda mazideki değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Yani hem kendinde bir mazi tarih şuuru var hem de aile çevresinde de var. Hatta kendisi de teşvik ediyor. Sami Ayverdi'nin tarih biliminde en çok yer verdiği husus doğru yanlış meselesidir. Tarihteki doğrulardan ve yanlışlardan ders alınmasının cemiyet için büyük faydalar sağlayacağını bilir. Tarih şuurunun önemine ve gereğine inanır. Onun için tarih bir kuvvet ve ilham kaynağıdır. Tarihçiliğin usulüne riayet eder. Sadece bir vakadan hareket etmeyip tarihin geneli üzerinde düşünür.
tarihi eserlerdeki yanlışlık ihtimallerini ortadan kaldırmak için Doğu ve Batı'ya ait kaynakları mukayeseli bir biçimde okur. Türk-İslam medeniyetinin edebiyat, mimari, musiki gibi pek çok alanda gelmiş olduğu kemal derecesini çok yönlü bir bakış açısıyla ispata çalışır. Bunu kesinlikle böyle yüzeysel bir iltifat üslubuyla değil, Doğu ve Batı dünyasına ait başvuru kaynaklarına dayandırdığı fikirler ve bilgiler ile dile getirir. Yani bu ilmi çalışması da çok dikkate değer. Yani dipnot gösteriyor. Özellikle tarih kitabında dipnotlar gösteriyor. Yani ilmi bilgilere dayandırıyor söylediklerini. Araştırmacı yönü gerçekten çok kuvvetli. O da gerçekten ilgimizi çekti. Fatih kitabında. Evet, Fatih'ci. Türk tarihinde Osmanlı asırlarında. Yani çok geniş bir kaynakça vermiş. Yani ilme dayandırıyor. İşte dedim ya hocam, işte yüzeysel bir iltifat üslubuyla yapmıyor bunu. Çok güzel. Yani işte hep tarihteki doğru yanlış meselesi de şöyle. Mesela makamların layık olan kimselere, ehline verilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte o tarih doğru yanlış meselesini. Yine Fatih Sultan Mehmet'in mesela kendinden önce gelen, mesela işte dünya tarihinde de malum, böyle zalim hükümdarlarını görmesi ama zalim bir hükümdar olmaması. Yani kendini yetiştirmesini yüceltiyor. Yine Fatih'in o insanlığa hizmet aşkını yüceltiyor. Onun işte İstanbul fethinden sonra hemen secdeye kapanması. Yani kendini bir kul parçası olarak görmesini yüceltiyor. Cemiyet fedaisi değil mi? Evet, çok güzel. Cemiyet fedaisi hocam. Evet. Bir de o tasavvuf terbiyesine gelirken yine orada da bir tasavvufta bir hiçlik mertebesi. Yani işte nefsine yenik düşmeme var. Ve bu konuda insanın tekamülü var. Aslında bu Ayverdi'de de var, Fatih Sultan Mehmet'te de var. Yani nefsine esir olmuyor ve bu sebeple tekamül ediyor. Ama tekamül basamağında da gene nefsine esir olmuyor. Böyle bir yükseliş var. Yani nasıl diyeyim, maddeyi kaybetmekten korkmuyor. Yani o hiçliği benimsemiş. Aslında Ayverdi'deki o hiçlik duygusu da aslında ona çok büyük bir cesaret verdiğini düşünüyorum. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir insandan korkulur. Yani cesareti de oradan geliyor. Yani maddi önem korkan, ver. Allah'tan korkan başka şeyden korkar. Evet, evet. Özgür olmaz senin. O da bunu özgürleştiriyor. Kimsenin kolu değil yani. Evet. Bu, evet, onu özgürleştiriyor. Ayverdi'nin mazi mirasından maddi manevi fayda sağladığına dikkati çekerken, evet, Avrupa'nın mazi mirasından maddi manevi fayda sağladığına dikkati çekerken, bizim mazi bereketlerimizin ve sanat şaheserlerimizin harap olmasını kabullenemez. Çinicilik, oymacılık, hattatlık gibi nice yüzbinleri bulan eski zaman hünerlerimizin kaybolup gitmesine esef eder. Cemiyetin enerjisini el sanatlarının ihyası gibi hayırlı işler haline getirmeyi teşvik ediyor. Yani bu da aslında bir pratik teklifleri var, çözüm yolu var. Şimdi tabii edebiyat incelemesi olduğu için şöyle bir değerlendirme de yine sonuç kısmına koyduk. Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar genel olarak geçmişin felsefesi, bugüne ve geleceğe taşıdığımız değerler üzerinde dururlar. Yani bunun felsefesini yaparlar. Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserleri ise tamamıyla nostaljik niteliğe sahiptir. Bu eserlerde mazi genişçe işlenir. Fakat Ayverdi'nin eserlerindeki gibi bir dava bilincine rastlanamaz. Ayverdi de bu gibi fikirler üzerinde durur. Fakat çok daha somut ve güncel olaylara dair teklifleri vardır.